Merhaba arkadaşlar, şimdiki sorumuz da tanjant 15 eksi kotanjant 15 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi parantez karesi alsanız tan kare 15, kot kare 15 gelecek ama sizi bir yere taşımayacak. Burada yapmanız gereken işlem aslında tanjantı sin 15 bölü kos 15 diye açmak. Şimdi tanjantı sin 15 bölü kos 15 diye açtık. Eksi tam sağ tarafı da kos 15 bölü sin 15 diye açtık. Tamam. Şimdi bir sonraki hamlede ne yapalım? Paydaş diyelim. Şimdi hocam bunu nasıl görüyorsun bir kere de? Hani bazı sorularda parantez karesi alıyorsun. Bazılarında tanjant sin bölü kos diye açıyorsun. Şimdi o zaman mı oturacak bir şey? Bir sonraki hamleyi görmekle alakalı. Yani satranç oynar gibi. Özellikle bu toplam fark yarım açıda bolca soru çözmeniz gerekir. Hani yarım açı kolay bir konu değildir. Zor bir konudur yani açıkçası. Çok da net söyleyeyim. Zorluğu şuradan kaynaklı. İşte bu soru tiplerinin sorunun nereye gideceğini bir önceden görebilmeniz için çokça soru çözmeniz gerekiyor. Zorluk bu yani. Çok soru çözmek zordur. O kadar. Yani konu zor değil aslında da hani ayırt etmek, hani bu soru tipinde de bunu yapacağız, bu soru tipinde bunu yapacağız diyebilmeniz için yarım açıda bolca soru çözmelisiniz. Şimdi mesela payda eşitlersek buraya ne yazalım? Sinüs 15 yazalım. Buraya da kosinüs 15 yazalım. O zaman payda eşitlersek ne yaptı? Sin 15, sin 15, sin kare 15, eksi kos 15, kos 15, kos kare 15 bölü alt tarafta ne yaptı? Sin 15, kos 15 yaptı. Değil mi? Burası bu şekilde. Şimdi alt taraf için biz ne diyebiliriz? O hocam aynı açının hem sinüsü hem kosinüsü. O zaman ben bunu 1 bölü 2 sinüs 30 olarak yazabilirim. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir zaten. O zaman ne gelecek alt taraf? 1 bölü 4 gelecek. Şimdi hocam üst tarafta üst taraf neye benziyor? C kare eksi S kareye benziyor ama sadece benziyor. Çünkü eksilisi. O zaman orası kosinüs 30'dur aslında. Ama eksili. Çünkü orada kosinüs toplam farktan gelir. Kos kos sinsin. Değil mi? Yani yarım açıdan da kos kare eksi sin karedir bu. O zaman eksi kosinüs 30'dur. O da nedir? Eksi kök 3 bölü nedir? 2'dir. O zaman ne yapalım? İkinciyi ters çevirip çarpalım. Sonuca gidelim. 4 bölü 1'den cevabımız ne gelir? Eksi 2 kök 3 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C'yandır. Merhaba arkadaşlar. Sinüs 4 M'se demiş. Sin kare 43'ün M türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi soru çözerken hep böyle arkalarını kontrol edin. Mesela 4'ün arkasında ne var? 86 var. Yani aslında sin 44 M ise aynı zamanda kosinüs 86 da M'dir. O zaman biz kosinüs 86'yı şöyle yazabiliriz. Kosinüs 2x 1 eksi 2 sin kare x mantığıyla hareket edersek yani kosinüs 86 1 eksi 2 sin kare kaç yapacak arkadaşlar? 43 yapacak. Şimdi burası M'di. O zaman 1 eksi 2 sin kare 43. Buradan sonuca gideceğiz. Yani ne olacak? 1 eksi m bölü 2 sin kare 43'ün karşılığı olacak. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Adana gelecek diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bir ABC üçgeni vermiş. AB kenarı sin 10. AC kenarında 1 artı cos 10 diye ifade etmiş. Buna göre alfa kaç derecedir demiş. Şimdi nasıl söylesek? Mesela buradan yani şu ikisi arasında bir fonksiyon kurmaya çalışacağım. O da kuracağım fonksiyon tanjant alfa olsun. Bu da nedir arkadaşlar? Sin 10 yani karşı bölü komşu yani 1 artı cos 10. Şimdi ben şöyle bir şey yapsam. Hocam üst tarafta yarım açıyla sin 10'u açsam nereden o aklıma geliyor? Çünkü burada 1 var ve benim o 1'i yok etmem lazım. İşin aslında hikayesi o. O zaman ben alt tarafı şöyle yazayım. 1 artı. Şimdi bunun içindeki 1 eksi olsun diye 2 cos kare 5 eksi 1 yazdım. Üst taraftakinde 2 sin 5 cos 5 diye açtım. Şimdi buradan devam edelim. Şu 1'ler birbirini götürdü. Şimdi bizim elimizde ne kaldı? 2 sin 5 cos 5 kaldı. Değil mi? 2 sin 5 cos 5 kaldı. Alt tarafta da 2 cos kare 5 kaldı diyebiliriz. Şu ikiler birbirini götürür. Bir tane cos aşağıdaki bir tane cos'u götürür. O zaman ne kaldı? Sinüs 5 bölü kosinüs 5 kaldı sağ taraf. Bu da nedir halk arasında? Tanjant 5'tir denilebilir değil mi? Bu da halk arasında tanjant 5'tir. Zaten tanjant alfaydı. Alfanın kaç derece olduğunu söylüyordu, soruyordu. 5 dereceymiş diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi.
Şimdiki sorumuzda bize demiş ki ABC ve DF ikizkenar üçgen. Bu kenarlar da birbirine eşit. 6'ya 6 kök 3 vermiş. AB uzunluğu nedir demiş. Bu ikizkenar üçgenin de neymiş? Eşit kenarları birbirine eşitmiş. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şuradan dikme atsam. Şuradan aşağı doğru dikme atsam. O zaman ben burayı alfa bölü 2, alfa bölü 2 diye iki parça ayırmış olurum. Burası da 3, 3'tür. O zaman ben buradan sinüs alfa bölü 2'ye ne derim arkadaşlar? 3 bölü x derim. Aynı mantıkla aşağıdaki üçgende de tabana bir dik atarsanız burayı alfa alfa bölersiniz. Bu kenarları da 3 kök 3, 3 kök 3 diye bölersiniz. Buradan da sinüs alfanız sizin ne gelir arkadaşlar? 3 kök 3 bölü x gelir. Şimdi buradan işlem yapabiliriz. Mesela sinüs alfa bizden ne istiyor? AB uzunluğunu istiyor. Yani bir tanesini bulsak buradan sinüs alfa bölü 2 ne yapalım? Sinüs alfayı açalım. Sinüs alfa nedir? 2 tane sinüs alfa bölü 2 kosinüs alfa bölü 2'dir. O zaman sinüs alfa 3 kök 3 bölü x'ti eşittir. 2 çarpı 3 bölü x çarpı kosinüs alfa bölü 2 dersek. Şimdi karşılıklı sadeleştirmeler yaptığımızda şurada ikisinden de x gitsin. Şurada ikisinde de 3 gitsin. Değil mi? O zaman şu 2'yi bunun altına çalarsam o zaman ne yaptı? Kök 3 bölü 2 mi yaptı? Aynen. Kosinüs alfa bölü 2. Aa sürpriz. Kosinüs ben bu değerini biliyorum. Kosinüs ne zaman bu değer alıyordu? 30'da mı? O zaman burası 30 derece mi? O zaman alfa buradan 60 geldi. Alfa 60'sa burası 60 ve ikizkenar üçgen. O zaman burası 6'ysa bu da 6, bu da 6'dır. Güzel. O zaman AB uzunluğu ne geldi arkadaşlar? CN geldi diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda bize diyor ki tan 2x bölü tan x 4 ise diyor. Sinüs x değeri kaçtır demiş. O zaman biz şu tan 2x'in yarım açı formülü açılımını yapalım. Nasıl orası? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'ti. Daha sonra biz bunu neye bölelim? Tanjant x'e bölelim. Yani bu ters çevirip çarpılacak. 2 tane tan x bölü 1 eksi tan kare x çarpı 1 bölü tanjant x. Daha sonra ne yapalım? Şunları sadeleştirelim. Tan x'ler birbirini götürür. 2 bölü 1 eksi tan kare x yapar. Bu da kaça eşit arkadaşlar? 4'e. Şunlar da şunu götürdü. 2 oldu. O zaman 2 eksi 2 tan kare x eşittir 1 yaptı. Buradan da tan kare x ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 2 yapar. O zaman tan x buradan ya 1 bölü kök 2'dir ya da eksi 1 bölü kök 2'dir. Değil mi? O zaman bir oran verip diğerini soruyorsa biz tan x'i karşı bölü komşudan 1 bölü kök 2 dersem hipotenüse ne yapacak? Kök 3 kalacak. Şurası x derece olursa. Bize neyi soruyor? Sinüs x'i. Sinüs x nedir? Karşı bölü hipotenüstür. 1 bölü kök 3 ya da eksi kök 3 bölü 3 ya da artı kök 3 bölü 3. Tabii o duruma göre değişir. Bir aralık vermediğine göre olabilir demesinin sebebi bu. Kök 3 bölü 3 bizim o zaman doğru cevabımız olacaktır. Şimdi ben bunu artıya gösterdim. Bilginiz olsun. Doğru cevabımız adanaymış. Merhaba arkadaşlar. Kotanjant eksi tanjantın 3 olduğu durumda tanjant 2x nedir diye sormuş. Hani tanjant 2x'i değil de mesela sin 2x'i kos 2x'i buluruz. Tanjant 2x'e geçiş yapabiliriz. Mesela buradan direkt geçiş yapamayız da mesela kotanjantı nasıl yazabiliriz? Kos x bölü sinüs x diye yazarız. Eksi tanjant da sinüs x bölü kosinüs x diye yazarız. Ve burası 3'müş. Şimdi hiçbir şey yapmazsam ne yaparım? Matematikte temel ifade. O zaman buraya bir cos x yazarım. Payda eşit derim. Burası da bir sinüs x yazarım. O zaman ne oldu? Cos kare x eksi sin kare x bölü sin x çarpı cos x kaça eşit arkadaşlar? 3'e. Şimdi üst taraf yarım açı formüllerinden kosinüs 2x'in açılımı. Şimdi şöyle yapalım. Alt tarafa da şuraya bir 2 çarpanını bir de 1 bölü 2 çarpanını eklersek ne olur? O zaman şurası sin 2x olur arkadaşlar. Doğru mu? O zaman burası da 1 bölü 2 sin 2x oldu. Burası 3'müş. Ne yapalım? Bu 1 bölü 2 yukarı takla atıp geçerse çarpım olarak geçer. 2 tane. Şimdi kos bölü sine de biz ne diyoruz? Halk arasında kotanjant diyoruz değil mi? 2 tane kotanjant 2x 3'müş. O zaman kotanjant 2x ne yapar güzel kardeşim? 3 bölü 2 yapar. Kotanjantın 3 bölü 2 olduğu yerde tanjantı soruyorsa bana cevap olarak ne deriz? 2 bölü 3'tür diyebiliriz.